Peki hocam, hasta kendine nasıl dikkat edecek? Hasta zaten bence yani hasta olmadan önce belirli check-up'larını yaptırması gerekir, evet. Belirli takiplerini yaptırması gerekir. Belli bir yaştan sonra. Risk faktörleri olan hastaların bilhassa çok yakın takip edilmesi gerekir. Tansiyonları varsa tansiyonlarının, kan yağları yüksekse kan yağları yüksekliğinin tedavi edilmesi gerekir. Sigara içiyorsa kesilmesi gerekir. Stresi varsa bunların tedavi edilmesi diyeyim, düzeltilmesi gerekir. Hele hele ailesi yüklü olan kimselerin çok daha yakından takip edilmesi gerekir. Nasıl takip edilmesi gerekir? Mutlaka bir kardiyoloji merkezinde takip edilmesi gerekir. Kanaatindeyim. Tabii bayanlar da keza öyle. Belirli yaştan sonra takip edilmesi gerekir. Bilhassa menopozdan sonra onlarda da kalp krizi, koroner yetmezliği ve koroner yetmezliğinin çeşitleri çok sık görülüyor. Tansiyon vesaire görülüyor. Bunları çok çok yakından takip etmek gerekiyor. Kardiyoloji merkezlerine belirli aralıklarla gitmeleri, kendilerini tedavi ettirmeleri gerekiyor. Ve en önemlisi de dediniz hocam, sigaradan uzak dursunlar. Aynen, aynen öyle. Kilolarına dikkat etsinler. Sigara sadece kalpte bir takım rahatsızlıklara yol açmıyor. Aynı zamanda akciğerde çok fazla miktarda görüyoruz. Evet. Kanser gelişmesine yol açıyor. Onun için bütün hastalarımıza sigarayı kesmesini öneriyoruz. Hepsi de inşallah diyor. Sonra çoğu kesiyor. Ama kesmeyenler de oluyor tabii. Yani bunlara dikkat etmek gerekiyor. Peki günlük yaşam aktivitelerine ne kadar dikkat etsinler hocam? Spor yapsınlar mı? Kalp hastaları spor yapabilir mi? Şimdi şunu söyleyeyim. Tabii ki yani sporun da değişik şekilleri var. Evet. Bir kalp rahatsızlığı geçirmiş bir hastaya ağır sporlardan kaçınmasını söylüyoruz. Koroner yetmezliği olan, işte tansiyon alan hastalara düzenli yürüyüşler yapmalarını tavsiye ediyoruz. Spor aktivitelerini de kalp hastalığına, kalp hastalığının derecesine, evet, koroner yetmezliğinin derecesine göre hastalara tavsiye ediyoruz. Hani spor zaten kalp rahatsızlığı olmadan önce mutlaka yapılması gereken bir şey. Aktivite çok önemli. Bilhassa kilolu hastalarda, şekeri olan hastalarda, evet, tansiyonu olan hastalarda yürüyüş çok önemli. Ağır sporlardan kaçınmasını söylüyoruz. Daha çok yürüyüşü tavsiye ediyoruz. Gerekirse ağır bir takım sporları yapabilirsiniz. İşte hastalığınız yok diyoruz. Bunlara mani bir durum yok diyoruz. Ağır sporları da yapabilecek olan hastalara müsaade edebiliyoruz. Ama yapamayacak durumda ise ona göre aktivitelerini ayarlama yoluna gidiyoruz. Hocam çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Değerli bilgileriniz için, değerli vakitlerinizi bizlere ayırdığınız için çok çok teşekkür ediyoruz hocam. Rica ederim.